Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube. Bugün gönül belediyeciliği yapıyoruz. Gönül belediyeciliği nedir diye sorarsanız, <laughs> yani biliyorsunuzdur ne olduğunu, yoksa bir Google'layın. Yani eğer yaşınız yetmiyorsa falan. Ama şöyle söyleyeyim, ya gönül belediyeciliği işin biraz hikayesi, o işin biraz roleplay da o kadar bilmiyorum, o kadar aşırıya kaçacağız mı? Ama bu seri şöyle bir seri olsun istiyorum. Bu bir seri olmaya da bilir, onu da bilmiyorum. Çünkü ben City Skylines Pro'su değilim. Hayatımda hiç kendi elimle bizzat iyi, şehir yapmıştım. Yok. Oyun haricinde. Geçtiğimiz sene bu oyun e, zannedersem PlayStation 4'te ücretsiz verildi. Ben o şekilde oynama şansına erişmiştim. 3 ay kadar falan böyle bayağı bir oynadım. Zaten sonunda PlayStation bozuldu. Bu oyuncu deli gibi işlemci istiyor. PlayStation'da yaşlıydı malum. E, yani öyle tecrübelerim var. F f sırf vanilyasını oynadım. Şimdi birkaç DLC'miz var. DLC'ler neler diye sorarsanız Sunset Harbor Industries... Mass Transit ve Green Steez var derken Şavyon 7. ayını kutluyor. GG GG bilgi adam 7 ay oldu demek ha. Alkışlar gelsin. <laughs> Senin iki kere çaldığını unutmuşum hiç yayın yapmıyor. <laughs> Okey. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Orkus çok teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Umarım dediğin gibi olur. Bakalım değerini bulmadan çürüyenler listesine eklenmeyiz umarım. Okey. YouTube. Şimdi sizin için söylüyorum. Arkadaşlar burada yapacağımız şey bir seri olabilir olmayabilir. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Geçen sene ben bunu deneyenlerle bir şeyler bulmuştum. Biraz da internetten bakmıştım. Eee trafik sorununu böyle azaltmak için ne yapabilirim diye bir metodum vardı. Geçen sene işliyordu. Bakalım bu sene de işleyecek mi? Yani çok bir fark yok zaten. Muhtemelen işler. Selamlar Huduni. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne habersin? Ee, onunla şehir yapmaya başlayacağız. New Game dedik. Burada seçebileceğimiz haritalar var gördüğünüz gibi. Burada değerler var. Yani şu an zaten ilk bakış yapmıyoruz. Ee, 6 yıl önce çıkmış 7 yıl önce çıkmış bir oyuna. Eden Valley benim ilgimi çeken bu oldu açıkçası. Bugün biraz Adana'yı yapmaya çalışacağız. Benim çok fazla Adanalı izleyicim var Twitch'te. Ee, onlar için biraz ütopik bir Adana yapmak istiyoruz. Eden Valley benim için idealdir. Kabul ediyorum. Bakalım. İlk iş bir yol yapmamız lazım. Yol yapmak önemli arkadaşlar. AS hoş geldin Aydemir ne habersin? Keyifler nasıl? Geçen sene kendi oynadığım bir seyvimde böyle beylik düzü yapmıştım. bir tane gölet vardı. Dedim ki ben burayı turistik hale getireyim. O göletin etrafına böyle set çekeyim, bir şeyler yapayım. Abi suyla oynamayacaksın ya gerçekten. Suyun önünde hiçbir şey duramıyor. Şu anda da Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da biliyorsunuz toprak kaybı, toprak kayması gibi bir doğal felaket söz konusu. Ben de orada bizzat şeyi yaşamıştım. Yani bir yerleri yükselttim suda su çalkalanmaya başladı. Bir oraya bir buraya. Derken oraya buraya çarptı derken Şaviyon abonelik hediye etti. The Cloud TR abone oldu. Çok teşekkürler Xavi. Eyvallah bilgi adam. GG. Çok 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 teşekkürler. Balotelli istiyorum şahsım adıma kesinlikle olmalı. Yani Balotelli getirmek gibi bir vaat onun için başka bir oyun oynamamız lazım. <laughs> Futbollu böyle. <laughs> Okey. Şimdi Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü şehrin ilk giriş yolunu nasıl yaparsanız seviniz de ona göre gidiyor. Gerçekten öyle oluyor. Ben bunu öylesine yapıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bunu yapmazsanız e, yollar açılmıyor. O yüzden hmm, bakalım. Şuradan direkt gidiş yolu. Hı, aynen 3 segment 1200. Ver bana bunu. Geçen sene bunu yaptığımda çözüyordum. Ama eğer başlangıçta şöyle bir e, köprülü şey sistemi varsa, yol sistemi varsa böyle bu işler. Yoksa biraz zor. Ona başka bir şey yapmak lazım böyle değilse. E, ne yapılabilir? Ben diyorum ki şuraya bir kavşak olsun. Bu yol. Bunun üstünden geçsin kavşağın. Şöyle iki tarafa da kentin yerleşimini yapalım. Sonra bu tarafa da, daha arka tarafa da sanayi yaparız. Bence mantıklı olur. Bakalım şimdi. Bunu biraz ortalamak gıcık olacak. Hı -hı. Bence oldu. Aynen. Ver bana bunu. <laughs> Oops. Okay, güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bir yerde patlayacağız gibi geliyor bana, umarım. Çünkü başlangıçta çok kaynak da harcamamak lazım biliyorsunuz. Ee, o da ayrı bir dert oluyor. Daha dikmemiz gereken şey var. Kömür ocağı, ocağı öyle şeyler var. Elektrik santrali var. Kömür ocağı ne ya? <laughs> Arkadaşlar, Victor 3'e hoş geldiniz. Okey. Şimdi. Bunu bunun üstünden geçirmek lazım. Geçip buradan insin. Bunun için. Hmm, şu elevate'i kullanacağız. Bende neydi bunun kısa yolu? Aynen. Şunu yapsak. Bence ideal bir eğim. Hmm. Bir saniye. Bunu yapmadan önce bir şey yapmak istiyorum. Şimdi şu yuvarlak var ya kenarlarını kırptığımız. Bunlar genelde buraya dışarıdan yol bağladığınızda eğer e, kendi içinde yol yoksa şey oluyor. Yamur yumur oluyor. Deforme olmasını engellemek için şöyle bir şey yapalım. Bir saniye bu çok büyük yol. Ha, şimdi şöyle bir şey yapalım. Buradan iki tane yan yol çıkartalım. Buraya bağlansın. Oyun bildirim verdikçe bir an zaman akıyor zannediyorum. Okey. Buraya da yapalım aynısını. metrik. Okay. Rabi adam oldu. Peki bunu da düzeltelim. Öteki tarafa bak. Yes. Şimdi hmm. Yol düz gelmiyor mu böyle? İlla böyle mi birleşiyor? Hayır, istemiyorum öyle. Böyle dursa. Niye böyle gıcık bir açıda bu? Düzgün bir... A.S. hoş geldin. Iıı ee, hıyar. Çık 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 çık. Gıcık oldum buna. Biz fazla eğimli yaptık buraları. O yüzden oldu. Hmm. Peki. Bence böyle yapmamız lazım. Aynen. Huh. Okay. Buna eşit mi? Galiba evet. Birazcık daha uzun oldu sağ taraf. Bunlar can sıkabiliyor ileride. Hmm, bilemiyorum artık. Neyse, bakacağız. Şimdi. Buraya bağlamamız lazım buraları. Şimdi buradan dönen adam. Bir kere kafam karışmasın. Ben bunları hemen çevireyim. Çünkü böyle olması lazım. Hmm. Bu yolu biz şu iki şeyin arasından bir yerden geçirirsek doğal bir şey olur. Niye böyle kütük gibi veriyorsun lan yolu? Daha kıvrımlı yapsak hmm. gibi. Ya da birazcık böyle bu oyun. <laughs> birazcık sabır istiyor. Okay. Yep, yaptık. Okay. <laughs> Poseidon. Şimdi <laughs> yolları kaldırabiliriz. Bunlara ihtiyacımız yok. Hmm. Şu çift yönlü yoldandı. Bu ne lan? Ha! Kıvrımlı yolda kaldı pardon. Okey şimdi hatırladım. Böyle koyacağız. Sonra burada aşağı mı indiriyoruz? Şuna bir bakalım. Buradan buraya 1220 harcamışız. O zaman buradan 1240 oluyor. 1220 oluyor. Yes, perfect. Okay, cool. Hmm. Şimdi önce şu yolu bir devam ettirelim. Bence bu kadar etse kafi şimdilik. Highway yaptım değil mi? Tüh. Upgrade diyelim şunu. Okay. Bunları artık kırpabiliriz. Buna çift yönlü böyle yol yapsak. Nasıl occupied ya?

Tam 90 derece vermemesi aşırı gıcık. Aleyküm selam, hoş geldin. Ah, şu kıvrım yüzünden oluyor. Aa, peki benim bununla ilgili bir sorunum var mı? Yok! Bence gayet güzel oldu. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ya da edebilir bilmiyorum. Okey. Hmm. Biraz kazanıp ondan sonra yolu yapmaya devam etsen. Kazanmam için yolu yapmam lazım. Yoksa insanları yerleştiremiyorum. İflas etmeyeceğim. Merak etme. 50 bin paramız var daha. Sakin. Böyle bir şey işimize gelir. asimetrik oluyor ya. Hoşuma gitmiyor böyle. Az gıcık oldu. Selamlar Kualon'da hoş geldin. Adanalı ne haber? Tamam. Şimdi. Şuraya. Ya bunların düzgün kesişmemesi canımı sıkıyor. O gerekirse sonra düzenleme yaparız. Bunları kaldır ya. Aslında ne var biliyor musunuz? Direkt şu panik ortamını ortadan kaldırmak için. Şöyle bir şey yapalım. Buraya direkt sanayi kuralım. Çünkü esas parayı zaten oradaki zımbırtılar ediyor. Şöyle bir yol çekelim. Böyle bir yol çekelim. Okay. Şimdi buradan alalım abi bunu. Yep. Yap. Ya da bu water pumping station. Aynen. Burada akıma zaten dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Aksi takdirde insanlar kanalizasyon suyunu içmeye başlıyorlar falan filan. Öyle şeyler. Hmm. Ya bir şey soracağım. Bu oyunda ben oynadığımda yoktu Inland Water Treatment Plant. Ben bunu direkt e, kanalizasyonun yerine kullanabiliyor muyum acaba? Hmm. Selamlar Atanur bu arada hoş geldin. Oo mezun mu oldun? Hayırlı olsun kualında. GG sana. GG chat. Ben kanalizasyonu koyacağım. Bunu da bağlayalım. Tink. Yep. En önemli iki şeyi koyduysak artık tamamen rahatız. Burayı böyle kapatmayacağım bu yolu. Bunu böyle yaptığımda diyelim ki bana dümdüz şeyi çıkartabiliyor musun sen? Onu söyle. veriyor aynen. 90 derece istemiyorum ama şunu istiyorum. Bence olur artık. Bu kadar fazla yapmaya gerek yok. Okay. Ben şu tile'ları 8'er 8'er paylaştırmak istiyorum. Çünkü 4-4 eğer bina dikersek daha muntazam dikiliyor. Geçen sene benim başım şeylere çok ağrıyordu. Ee, öyle elimde VLC'lerim yoktu. Bir de bu şeylerin arasında, binaların arasında boşluk olunca aşırı derecede canım sıkılıyor. İsraf edilen alan. Neden beton dikmiyoruz ki diye düşünüyorum. Alamıyorum kendimi Türk'üm ben. <laughs> 4 oraya 4 koysak. Şu anda da 4 4 yapıyor mu? Yapar. 40 yapar mı? Bakalım. Ee, şu an yapıyor mu? 2 4 2 4. Yes! Yapıyor. Şöyle yapsak. Ne yaptı? 40 yapar mı? 2 4 2 saniye. 2-4-2-4. Yes. Aynen. Yapıyor. Güzel. A.S. Ahraz. Hoş geldin. Hmm. Taray mı yapsak? İtibardan tasarruf olmaz diyorsun ha. Yazarken. daha sömüreceğimiz insanları, pardon vatandaşlarımız gelmedi henüz. Sömürüm ömrü yok bizde. Peki, şimdi. Upgrade mi edeceğiz? Çepli Bahadır gelmiş, hoş geldin Bahadır. Kademe bir abone oldu, çok teşekkürler. GG GG chat. Bahadır ne yaptın bilgisayar işini geri döndün mü yayına? Birkaç gündür uzaktım. Şey yapamadım bakamadım. Eyvallah teşekkür ederim Bahadır. Hallettin süper ya GG valla sevindim. Ya yine biraz yamuk da yani Kardeşim benim simetri hastalığım yok Simetri hastalığı olan varsa chat aranızda ee, Allah sabır versin <laughs> Bayağı eğleneceksiniz Söyleyeyim <laughs> İşkence edeceğim size Bir saniye istemeden ama Bunu böyle yaparsak 8 yapar mı 40 yapar diyesim var sürekli ya Olur olmaz Bir saniye bunu böyle geçirsek 2 4 bak 7 oluyor olmuyor bu aynen. Böyle yapmaz böyle. Böyle yapar ama. 2 4 2 Niye 5 yapıyor ya bir saniye. Bunu ben düzeltmesini kapatmalıyım değil mi? Şunu. Sanırım evet sorun bu. Unuttum ya bunları hep. Böyle yapsak ama bize 8 tile vermeyecek ki. Bir fazlası da bu. Ne yaparsam yapayım ben burada 4'e 4 alamayacak mıyım ya? Ya 8'e 8. 2, 4. a oldu. Okey. Daniye. Böyle yapmamız lazım değil mi? Böyle mi yapacağız? Böyle yapacağız. Evet. 2, 4. 4, 5 oluyor. Hayır böyle yapmayacakmışız. Ah! bu <laughs> engebeli olduğu için mi bu arazi böyle sanırım? Kanser. Peki. Hmm, Ha böyle dümdüz yol gelse buradan. Bu da böyle birleştirse. Artık olduğu kadar falan desek. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 5. 4'e 5 oldu bir taraf. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. New World başlıyormuşuz öyle duydum. Aynen öyle Bahadır. New World başlıyor valla. New World! Youtube'dakiler New World başlıyor. Siz de duyun. 20 Temmuz'dan itibaren New World kapalı betası başlıyor. 20 Temmuz'dan... Uh, 20 Temmuz'da 2 Ağustos arasında oynanabilir olacak kapalı beta. Zaten oyun ilk, uh, 31 Ağustos'ta tam sürümüyle çıkış yapacak. Eğer oyuna pre orderla yani ön siparişe sahipseniz... Uh, Oyunu oynayabiliyorsunuz bu süreçte. Bu arada ben bunları e, tek tek bölge bölge doldurmayacağım. Daha doğrusu tek tek dolduracağım. E, hazır kalıp halinde doldurmayacağım. Abi ben en başında zaten 4'e 5 yapmışım buraya ya. Hakikaten inanılmaz. <laughs> Yaşlılıktan mı oluyor ne oluyor bu? Gözlerim görmüyor artık herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok katlanacaksınız. Ya da katlanmayacaksınız bilmiyorum. Zaman gösterecek. Aynen böyle çapraz çapraz yapalım. Çünkü bir yerden ev çıkıyor sonra ötekinin bahçesinden de ev çıkıyor. Bir şeyler oluyor öyle şeyler olsun istemiyorum. Şimdi ne anlattığımı bilmiyorum. Çok da çok da şey yapmayın. Ee, elektriğin tabi oradan oraya geçmesi için bunun buraya gelmesi lazım. Buradan da bizim at çekmemiz lazım hattı böyle çeksek mesela olur bence. Hangi paketi alayım abi? Tavsiyen var mı? Bahadır, dümdüz al. Yani öteki çünkü bir tek kozmetik veriyor. Ben de dümdüz. Ben de dümdüz diye söylemiyorum. yani standart edition diye söylemiyorum. Ya öteki kozmetik, cıv gözükmek istiyorsan ötekinden al. Yani. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi. Ee, başka ne var? Okey, bunlar buraya yerleşecekler. Tabii bizim su yok. Su yok. Nani? Su nasıl olmaz? Yeni bir meta var arkadaşlar bu oyunda öyleymiş. Yabancı hesapları öyle söylüyor. Ee, herkes artık sokaklara döşüyormuş şeyi borları. Yolların tam altına denk getiriliyormuş. Eskiden öyle yapmayın denirdi. Ha, çünkü metro geçecek diye derken Mr. SGA Rhino Kenosa bir tane abonelik hediye etti. Çok teşekkürler Mr. SGA. Çok 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 teşekkürler. Cici. GG chat. Harika. Bu şu şeyi yeniden açmam lazım bu arada. Vault guys da. Civciv önemli abi MMORPG'de. Öyle ama paranla aldığında alnının üstünde yazıyor olacak yani Ciu Ciu bu. <laughs> yani bence Ciu Ciu'suz olmak orada şey gibi. Kardeş! Bak biz buraya pay to win'e gelmedik. Fikrim <laughs> yok Bahadır yani. <laughs> bence ideal olan insanın kendisine yakıştırdığını giymesi falan yani. Bilemiyorum çok fikirsiz yakalandım bu konuda hadi lan insanlar gelin buraya tabii elektriği o taraflara da götürmek lazım bir saniye ya şuraya yerleşim olsun da aynen ya şuraya da yol yapı vereyim ya ne olacak mükemmel oldu gerçekten. Niye böyle dağlık burası? Beylikdüzü mü burası yoksa? Adana dedik ama. Yani Beylikdüzü de öyle aşırı dağlık olmasa da böyle biraz tepelik bir yerde. <laughs> Elektrik. Hadi abi yerleşin artık. Diksiyon dersi almadım Aderum'a hayır. Teşekkür ederim. Ben bir çay koyacağım. O sırada biraz kamera gitsin. Sigara içerim. Güzel ha. Ee, bence köprülü kavşak işinde dünya markasıyız. Yani mevcut iktidardan daha iyi ve kesinlikle daha hızlı yaptığımız kesin. Ve daha ucuza. Bunların hepsi teyitli bilgi. Bazı köprülü kavuşak projeleri oluyor. Dört yıl falan sürüyordu yıllar önce. Ben de babamdan biliyorum. Babam harita mühendisi. Yıllarca çalıştı adam. Ee, bir sürü farklı inşaat projesinde. <laughs> yani harbiden arkadaşlar şunun böyle çeyreği kadar şeyi falan böyle dört yılda bitirdikleri oluyor ya. On kere el değiştiriyor. Fasondan fasona gidiyor falan böyle. Ey de ey ne paralar akıyor. Ne tuarekler alınıyor ne şeyler e, pick pikaplar alınıyor paralara. Heykel yok ama oğlum sırayla yani hani şu an Çinçin Çin mahallesini yapıyoruz. Aslında Ankara değil ya yani, Adana'yı yapıyorduk ama bilemiyorum. Adana'da heykel mi var Mister? Köprü altında evet her türlü şey dönecek burada. Buraları millet bahçesi yapayım mı? Anlansın millet böyle. Oldu bence ya bu elektrik işi. Aynen yapıldı bu iş. Yani ya da henüz ihtiyaç duyuyorlarsa bakarız buradan. Var mı bir şeyler? Yok. Sorun yok. Aslında sınırları içinde değil ama teşekkürler oyun. Okey. Buralara yapıldıysa şuralara da yapılabilir artık. Yap. 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 Aynen. Ee, şuraya yap. Buraya yap. Buralara da bir şeyler. Hop buraya da gelsin. Ev ihtiyacı maşallah. Herkes konut arıyor. Oha ne hızlı yapıldı. Bakayım burada istemediğim bir yapılaşma var mı? Hmm. Şu arada tile boşluğu var değil mi? Evet. Bir tane fazla olunca böyle boşluklar kalıyor. Ben bundan kaçınmaya çalıştım ama... Eşit kesemedim şeyleri. Çok da uğraşmak istemedim sonra. Arkadaşlar insanlar taşınmaya başladı. Lan biz... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar enerji consumption, enerji tüketimi 1 megawatt. Fakat elektrik üretimi yani elektrik tüketimi 1 megawatt 40 megawatt elektrik üretiyor burası. Abi siz şaka mısınız? Su ne yapıyormuş? 1712 metreküp haftalık tüketimimiz 120 bin metre, metreküp pompalıyor. Ya manyak mısın sen? Hayır. Hepsini çekin. Öyle bir bütçe yok. Hayır. Uçtu onlar. Jip aldım onlarla. Hadi. Ha, tabii şimdi bunu yapmışken vergi deyince akla geldi. Ama henüz vergilendiremiyorum. Bunun için ne lazım? 440 popülasyona ulaşmamız lazım. Ey insanlar! Oha herkes gelmiş. Bir saniye. Ee, Okey. Okey. Ee, o zaman ufaktan şuralara da yol yapalım. Böyle enlemesine devam edebiliriz bence. Bunu böyle yapsam ne olur? Böyle yapsam ne olur? Hmm. Diyelim ki böyle yaptık bunu. Habire böyle şöyle diyorum ama bunu böyle yapsam 2, 4, 3 oluyor, olmuyor yine. Arr! Onu niye öyle yaptım ki? Neyse, önemli değil artık. Ben gözümün göz kararıyla, el kararıyla yapıyorum bunu. Siz öyle yapmayın. Hı mm hı. -hmm. Da böyle gelsin. Yes. Okay. Hmm. Buraya böyle Şuraya şöyle Buraya böyle Bu arada bunu böyle yapıp yapmamak Tamamen opsiyonel ya Ben biraz böyle rahatsız oluyorum İstediğim gibi gözükmeyince O yüzden böyle yapıyorum baştan ama bir yerden sonra salıyorum zaten. O kadar mikroya giremiyorum ben. Çocuklar için su kanalı lazım. Lan milletin... a kanalizasyon... insanlar İnsanlar bokun içinde yüzüyorlar. Hayır. Bunu nasıl unuturum? Arkadaşlar pardon. Ufak bir aksaklık olmuş. Kusura bakmayın. <laughs> Duşu bir açıyor. Bok akıyor üstüne. Yikes. Ya buraya. Buraya gel sen de. Mükemmel. Tamamdır Bahadır'cığım görüşürüz. İyi geceler sana da. Hoşçakal. Okay, bu buraya fazladan şey yaptı. Yani. Bilemedim. Yep. Su yok. Su yok. Sakin olun. Hmm, yollardan geçireceğiz. Oldu bence. Devam. Selamlar Beethoven Batuhan. Hoş geldin. Ne haber? Yani şu anda su yok diyen kesinlikle FETÖ'cüdür arkadaşlar. O yüzden. Eğer su yok diyen haneler çıkarsa direkt fişleyin bana. Bu insanların iş yeri geliyor şimdi. Onu sonra sakladım. O aynen talep artmış bu arada. Commercial'a. Şöyle yapalım. Buralara yapsınlar iş yerlerini işte. Hmm. Sen böyle yap. Buraya da yap. Şuraları yine bağlantı noktalarını açık bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bir yerden sonra yere ihtiyacımız olacak. Peki oraya su gidiyor mu? Gidiyor. Süper. Okey. Hızlandıralım oyunu. Aylık zararımız tüm hızıyla devam ediyor ama azalıyor artık gitgide. Okey, işletmeler açılmaya başladı. Güzel, güzel, güzel. Okey. Şimdi bizim buraya biraz da sanayi yapmamız lazım artık değil mi? Hmm. Nasıl yapabiliriz? Industrial zone tamam bakacağım ona birazdan ama. Şimdi. yolu buradan sürdürmek için. Acaba tek taraflı yapıp şöyle bir çember çekip dönen de böyle mi gitse? Ya buradaki maksat şu arkadaşlar denediğimiz şeydeki. Hani sanayiye giden bütün kamyonlar ve tırların yolu tamamen kendilerine tahsis edilmiş yol olsun. Çünkü adam buradan sanayiye gelecekse eğer kente girdiğinde hiç içine uğramadan bu şekilde transit buraya gelebilecek. Buradan da ama yine burada bir trafik yaratmadan dönebilmesi gerekiyor. Çünkü malum trafik bu oyunda en büyük canavar. Kamera geliyor şimdi. Bir dedi kebapçı. <laughs> Sakatat kokoreç. <laughs> Olsa da yesek. Demeyedin hocam. Acıktırdı. Hmm. Ben şu yolları upgrade desem mi? Bence upgrade diyeyim. Aynen. Ve... Şimdi buradan buraya 800 e harcamışız. Bence bunu 1200'e tamamlayalım. Aynen. Bunu da 1200'e... Hmm. Gerek yok ya o kadar abanmaya. Ama bunu tek, yol, tek yön yaparsam şu an için sıkıntı olacak. Şu yol yine şöyle gelsin buraya kadar. Hmm. Böyle sokaklar, şunları keşke yapmasaydım çünkü şu anda çevirmeyeceğim hepsini. O kadar paramız yok zaten. Hmm, ya bu seçiliyim shit. Okay, okay, pardon, pardon, pardon. Okay. Şimdi endüstriyel bölge. Bunun yanına hemen bir dörtlü şey yapalım. Buraya bir tane böyle, bir tane böyle. Buraya bir şey yapmayacağım şimdilik. Kalsın. Buraya da yapalım. Bu hmm. zonların isimlerini koyalım bu arada. Sanki buradan mıydı zoning? Bir hayır ya. district daha yapamıyorum pardon. Kafam karıştı ya. Başka şey sandım bunu. Su yok burada. Aman tanrım. Okey. Yine yoldan götürelim. Tamam yeter şimdi bu halkın artık e, birazcık para vermesi için ne lazım çok nüfus lazım ya daha nüfusumuz yok o kadar endüstriyelleşme tümü zile sürmeli para çünkü esas oradan geliyor bunu buraya verdik bunu buraya verdik bunu böyle koyduk olur. Oh artıya geçtik. Güzel günler yakında. Petrol var mı buralarda? Çok yok galiba. Bakalım ama. Burada direkt resources diye bir şey vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Nereden görüyordum ben onu? Hmm. Land value, natural resources ama daha göstermiyor. Biraz daha ilerleyeceğiz oyunda. Bunları sonradan açması ne kadar gıcık ya oyunda. Hani her seferinde sıfırdan başlıyormuş gibi. Okey, şirin ve küçük bir yerleşim bölgemiz var. Şu an için emlak ihtiyacı artıyor gitgide. Güzel para kazanacağız. Biraz daha devam etsin. Yollara isim şey yapılabiliyormuş. Bildiğimiz iyi oldu. Don't put salt in your coffee. Okay. Yapmam merak etme. Sanayi ile biraz iç içe oldu ya burası. Çok değil gerçi de yani şöyle bir blok daha böyle çıkartabilirim. Ama ondan öteye gidersek pollution bizi etkileyecek. Çevre kirliliği. Dur. burası hala engebeli dağ başı Şimdi şuraya şu tarafa da geçip yerleşim yapacağız ama buraya şu anda geçmek bizim maliyetimizi çok artırır. Çünkü bütün altyapıyı bir daha oraya taşıyacağız vesaire hmm. Hmm, bu yoldan yapmamız lazımdı buraya. şimdi oldu. Bu arada eşit olmamasının sebebini şimdi anladım. Buradaki yolun kapladığı hacimle buraya koyduğumuz yollar aynı olmadığından böyle oluyor. Çok mantıklı. Salak kafam. Neyse yap. Böyle devam edelim. Okay. Oh. Aslında şurayı da upgrade edebiliriz. Buradaki tile'lardan çaldı ama bunu yapmak. Olsun artık. Yerleşim Gece güzel gözüküyor değil mi demin kaptan? Ben de beğendim. Su gidiyor mu oraya? Hmm, gidiyor. Okay. Hadi bir 90 nüfusta Bu arada şu zonları hemen verelim. Okay. <laughs> Bir depremde şurası gidecek gibi duruyor engebeli arazi bu ne abi buraya kulübe mi inşa ettiniz ya Yani. inland water treatment biliyorum ama şimdi al alamam öyle bir şey çok para o yine endüstriyel alana bir şeyler inşa etmek lazım onun için ufaktan yine yol yapmak lazım Harika. İğrenç bir yol oldu harbiden burası. Okey. Hop. Su yok. Nasıl yok ya? Ha burada. Okey. Bunları caddeden götürecektik değil mi? Little Hamlet. Açtık ilk achievement'ı. Ne veriyor bize? Artık vergilerle oynama yapabiliyoruz. Yes! Ee, kredi çekebiliyoruz. Süper. Artık çöp hizmetleri, sağlık hizmeti ve eğitim hizmetleri devreye giriyor. Güzel. Peki bana ne kadar para verdi? 21k'ya kadar çıktık. Hoş oldu bu. Öyleyse. Hmm. Yoğun bir konut ihtiyacımız var. Ama benim çöp Çöpleri bir yere atmam lazım. Onun için neye tıklıyorduk? Buydu. Evet. Burası tam çöplük olmaya ideal bir yer gibi. Hatta çöplüğü daha böyle şeye mi koysak? Hmm. İstiyorum ki çöp kamyonları doğrudan şehre girip çıkabilsin. Ayrı bir yolu olsun. Yani şu... Ana yolu kullanmak zorunda kalmasın. Bunun için bu kente çok yakın olur. Şuraya yapsak. Bu upgrade yemezdim. Bu yol artık. Yemiyor. Ya çok da sorun olmaz bence. Dedi ve oldu falan. Göreceğiz. Öyleyse bu yolu buradan abi dağları aştırtmayın bana ya. Hala arazi düzenleyemiyoruz değil mi? 1400 nüfus istiyor. 1000 nüfus daha lazım ona. Şu an için zor o. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar gereksiz bir dağ oldu bu ya. Selamlar Gizilgen, hoş geldin. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> Arkadaşlar muhteşem. Çöp kamyonları 72 vites değiştirecek buradan çıkarken. Yapacak bir şey yok. İnerken boşa alsınlar. Böyle yapsak. <gülüyor> <gülüyor> uh, okay, birazcık dik bir yokuşu olamaz mı canım Allah Allah. Yemin ederim Beşiktaş'ta bundan daha beter yokuşlar inip çıktığımı biliyorum yani şehrin içinde hiç öyle viyadük gibi şeyler yoktu. Dümdüz asfalt böyle 85 derece falan. Büyük da öyleydi bu arada. Dik yerler oralarda. Rehber videosu tadında mı olur bu yayın gibi gibi. Yani ben çok rehberi olabilecek kadar oynamadım oyunu da. E, Başlangıçta kendi oynadığımda genelde işe yarayan bir metodu gösterdim. Şuradan itibaren biz yaptık bu yolu. Yol yaptık. <laughs> e, yani şunu bilmek belki rehber yönden işe yarar. Ya ben kendi sevdiğim şekilde oynuyorum. E, ben de hatalar bolca yapıyorum. Göreceğiz. Yani umarım ibretlik değil de rehberlik yayın olur öyle diyeyim Temenni. <laughs> Yapın oradaki yokuş gibi evet böyle. <laughs> Niye kötüsün ya Gizigene Hayırdır ne oldu? Antep'in yokuşu mu? Antep'te yokuş mu var? Aman tanrım. Hayatta gelmiyorum Antep'e çat. Antep'te yokuş varmış. Yokuş en nefret ettiğim şey olabilir hayattaki. Kesinlikle en nefret ettiğim şey değil bu arada da. Çok sevmediğim şeyler arasında kafayı oynar. O zaman en nefret ettiğim şey de olabiliyor mantıken. Bilmiyorum mantıksızım şu anda. Bunu Buraya işgal etsek. E, işgal etsek ne ya? inşa etsek. <laughs> Tüh temennilerim ortaya çıktı. Devlete çökecektik. AS. Hoş geldin Musfa. Musta. <laughs> <laughs> Makine mühendisinden yeni mezunum. İş yok, para yok. Muhtemelen askere gideceğim. Ağustos'ta başvurup Kasım'da giderim artık. GG yani. Saygı e, duyuyorum kararına. Umarım senin için iyi olan kararı verirsin. Niye bu böyle oldu ya? Bizim daha fazla market falan açmamız lazım. Shop mop. Onları da şuraya açarız olur. Tüm şehir mi yok şu Antep'te onu bilmiyordum. Oh, e, elektrik yok neden? What? Hadi canım abartı buluyorum ben bunu biraz. Alın biraz keyif şeyi. Akımı. Oldu bence. Come on. Hadi. Yes. Bu ne? Pollution ha artık görebiliyoruz güzel. Kirlilik böyle. Buralar tertemiz. Henüz. Aa, şuraya bir şeyler inşa edelim. Şuraya küçük mutlu bir kulübe koyalım. Şuraya ee... Kömür için oyunu satanları koyalım. Şuraya büyük oyunu görenlerden yerleştirelim. Buraya bu oyunu bozacak olanları yerleştirelim. Buraya diriliş Ertuğrul fanlarını koyalım. Buraya. <laughs> evet, burası özel. Burayı. Kaba et kıllarına bıraktım. askerli aradan çıkardım mı işler açılır gibi? Bu dediğini o kadar fazla arkadaşımdan vakti zamanında duydum ve o kadar işler açılmadı ki. Şimdi aynen açılır dersem yalan söylemişim gibi hissedeceğimden sana o e, işler o kadar kolay olmuyor diyeyim. Ama tabii ki askerlik her daim önünde bir set, önünde bir bariyer. Türk gencinin önünde bir şey oluyor tabii ister istemez. Hayatını kurmak adına bir belirsizlik sürecine adım atıyorsun. Üniversiteden mezun olur olmaz